Ufak bir çay molası verdim. Hemen geri döndüm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. GTA 5 roleplay'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özgür Demir. Çayımdan bir yudum alayım. Bu arada beni izleyen arkadaşlar bir chat'e yazarsa sohbet, muhabbet ederiz. Kaç yaşındasınız? Beni nereden izliyorsunuz? Hem güzel bir sohbet, muhabbet etmiş oluruz. Telefonuma mesaj geldi. Ona da bakayım. Tamamdır. Hani memur işi bir şey istiyorum biliyor musun? Aç bir yemek yapayım bak. Yok, eyvallah, ben eyvallah. Geri aldım dükkanımı. Hakkı baktım götüyle oynuyor. Geri aldım Hakkı'dan dükkan. Söyle istiyorsun. Özgür. Efendim dayı. Dayısı canın yesin. Bunu öyle karşıya çeksen nasıl olur? Ha, çekim dayı. Çekim. Çünkü dükkan bak burada sandalyeler neyim tamam, var ya. Tamam dayı. Hah sen canın yerim ben. Aleykümselam hoş geldin. Özgür abi, Özgür, ne işle meşgulsün? Nasıl yani? Benim normalde mesleğim grafik tasarım, muhasebe, zamanında de çalıştım, kuyumculuk falan da yaptım. Ondan sonra dizi oyunculuğu da var. Oyunculuk falan da oyunculuk da yaptım. Savaşçı dizisi olsun, Besatçı, Yeniden Başla, Beni Bırakma, Esaretim Sensin. Birçok dizide rol aldım böyle. Reklam filmleri falan vardı. O en son bir reklamda oynadık bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çekilen eski mecliste Ankara'daki Ulus'ta bulunan orada bir reklam film var. Orada da oynadık. Birçok projede yer aldık. Aslında hani benim en çok yapmak istediğim çok daha profesyonel olarak bu işi İstanbul'da yapmak ama ben Ankara'da yaşadığım için tabii ki Ankara'daki olanaklar birazcık daha farklı oluyor dizi, sinema sektöründe. İstanbul'a gitmeyi çok isterdim ama İstanbul'da da bir düzen tutturmak lazım. Bir şehirden bir şehire geçmek gerçekten insanı böyle her anlamda uğraştırıyor. Bu arada yayına katıldığın için teşekkür ederim. Ferit Başkomiserim. Anarions. Herkesin ismi, nickname'i farklı ya. Yapamıyorum ya. Anarions diyorum aklıma geliyor. Başka biri var ona benzer. O da aklıma geliyor böyle. Neyse şöyle bir geçelim. Voley devam edelim. Sağa sola bakayım. Temiz mi? Temiz. Gece. Yaz dayı bir sıkıntı olur, bir şey olur. Ulaş bana. Tamam. Mesaj atayım sana. Gönder iyi olur. Bir şey olursa bana ulaş. Ben duruma göre yardım edebiliyorsam yardımcı olmaya çalışırım. Sen de hatırladım. Geçmiş geçmişte kalsın. Geçmiş mi? Allah. İyi hatırla. Mark vardı rahmetlik gece kulübünde. Vallahi ölümüne şahit olmadım da az çok tanıdım. Beraber senden yardım istemiştim daha. Mark'ı bul bana diye. Onların taraftaymışsın sen de hatırladın mı? Selin 000 hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Aileye sen de hoş geldin. Umarım iyisindir. Yeni takipçimiz Selin 000 yeni takipçiler ben mümkün olduğunca isimlerini söylemek istiyorum. Nickname'i farklıysa da hani soruyorum ismin nedir, sana nasıl hitap edelim diye. Çünkü beni izleyen demek, beni takip etmek demek, takip değil de aileye katılmış gibi oluyor. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Amacımız bu. İşimiz muhabbet. Hani efkarı yok bunun diyordu ya. Şeyde olacak o kararların o jeneriğinde, açılış jeneriğinde. Onun gibi yani. İşimiz muhabbet. Sohbet, muhabbet bizim işimiz. Kimmiş o dayı? Yani gece kulübünün sahibiymiş. Burayı yeni mi almış? Devralmış mı ne olmuş işte. Çocuk buranın sahibi, buna mı vekalet etmiş, ne etmişse. Onur. Onur intihar etti ya kendini. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Herkes bir gün ölümü tadacak da böyle olması acı bir şey yani, üzücü bir şey dayı. Allah ölümünde hayırlısını versin Özgür. Amin 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 dayım, amin. Allah ölümünde hayırlısını versin, doğru söylüyorsun. Evet. Gel sana satayım şu arkadaki minibüsü, mavi minibüsü. Bu da siyaha boya var ya, of. Vallahi o güzel. Güzel de şimdi bizi ezme dayı ya. Galeride kaç para biliyor mu bunun sıfırı? Kaç para? 100.000. Allah Allah. Ya. Ya dayı doğrudur, şimdi sen maşallah dizdin bütün arabalar buraya. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 3 tane arabam var. 2 tane motorum var. Evet. Allah evet. Daha çok versin yani bu. Amin, bunları amin. Kazanmak zeka işi, böyle herkes böyle kazanamaz bunları. Elbette çocuğum, elbette. Şimdi bu kaça satıyorsun sen en baştakini? En baştakinin 50.000 masrafı var. Anlamadım. Dur bakayım. 50.000 masraf yaptım, 50.000'e yakın. 100.000 galerisi var, 150. 130-135'e bırakırım. 135. Evet. Vallahi 135 güzel para dayı ya. Arkadakinin galeri fiyatı 18, 10.000, 12.000'de masraf var, 30, 26'ya da onu bırakırım. 26 diyorsun ona da. Karaman'da 17 lira. Karaman 17. 7.000 masrafı var, 24'ten 20'ye bırakırım. 24'ten 27. Motor 35.000. 35.000 vay be. Öndeki motor 35.000. Onun arkasındaki de 10.000. Anladım. Şu kim ya? Koşuşturuyor orada. Anladım. Dayı fiyatları iyi, uygun tutuyorsun yani. Fiyatlar, araçların fiyatları uygun. İnsanların alabileceği seviyedeki, segmentteki şeyler yani araçlar. Bakalım inşallah birine nasip olur. İnşallah satarsın hepsini. He inşallah, Allah'ın izniyle. Ben bir telefona bakıp geliyorum. Tamam. Kolay gelsin, kolay gelsin. Teşekkür ederiz memur bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Ya burada yeni bir köfteci mi, kokoreççi mi, sakatatçı mı ne çıktı? Burası mı acaba ya? Çok övdüler mi arkadaş? Dayı ilgileniyor bu işlerle de. Ya böyle bir sakatat varsa aslında yemek isterim ya. Vallahi. Ondan geldim oraya. Tabii. Siz de tadına bakın da dayı şu anda sanırım bir telefon görüşmesi yapıyor. Telefon görüşmesi bitsin, size yardımcı olsun. O telefon görüşmesi bitirene kadar ben sorayım, siz nasılsınız? Haliniz, keyfiniz nasıl? Hamdolsun, iyiyim. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam, merhaba. Beyefendi, pardon. Beyefendi, sizin arabanız çalınmıştı değil mi? Hı. Biz o aracı bulduk, çekilmiş araçlara götürdük, çektirdik o aracı. Aracın içinden ama ruhsatsız silah çıktı. Bu size ait olmadığına inanıyorum. Evet. Ben doktorum zaten, öyle bir silah da... Çalanlar şu an gerekli cezayı yiyorlar zaten. Haberimiz olması için tekrardan... Kim çalmış? Kişilerin hakkında bilgi veremiyorum, kusura bakmayın. Geçmiş olsun doktor bey. Tamam. Ya böyle şeylere dikkat etmek lazım. Aracın bazen kilit sistemi bozulabiliyor, pili bitiyor, bir şey oluyor. Bir olay olmuş tam şurada. Onunla ilgilenirken sahnesinde hastalara ilgilenirken oradan yakalanmışlar ya. Karşılıklı söyleyemiyorum. Ya şöyle olmuştur, o kurgulanmıştır. Sizin dikkatinizi oraya dağıtmışlardır. Siz oraya yönelince de hemen şu arabayı bir götürelim. Bir de içine silah koymuşlar ya. Allah Allah. Dikkatli olun, böyle şeylere dikkat edin. İsminiz neydi bu arada? Unuttum sizi. Özgür. Evet. Özgür Bey, yani burada ne öneriyorsunuz bana? Ne yenidir? Bir şey duyamadım da bir saniye. Bir zıplatsanız ayağınıza sakız mı yapıştı? Ne oldu? Ha? Şöyle geçeyim ben de. Asıldık gibi ya. Bu durumla ne? Dayı ilgileniyor aslında. Dayı yardımcı olsun. Dayı. Geldim. Bak bu arkadaşımız dün bir muhabbet ettik. Yani işini böyle güzel yapan güzel bir kardeşimiz, polis memuru. Gelmiş buraya, evet. Hani bir ziyarete gelmiş. Buranın şeyi meşhurmuş. Böyle yiyecekleri. Sen ne önerirsin diyor. Balık ekmeği meşhur, balık ekmek dayının. Sakatat dediler bize ama. Sakatatçımız da var hakkı. Ha valla benim de sakatatçı köfte kokoreç. Merhabalar Hakkı. Merhabalar. Stajyer memuru Yusuf Öztürk. Bana ne önerirsiniz yani? Ya valla eğer balık istiyorsanız balık ekmeğin, eğer sakatat falan isterseniz kelle paçam güzeldir, kokoreçim güzeldir. Ben bir yarım kokoreçini yerim. Ola ayran istemiyorum. Hadi bakayım Hakkı, yap bakayım hemen. Ayranını alayım ayranını. Tamam. Ama ben tabloda o sesi duymadan o kokoreçi yiyemiyorum. Efendim? O tablo salatası yaparken... Hele gelin siz yanınıza gelin, bir duyursunuz siz. Hadi bakayım Hakkı, aferin, çalış. Dayı sen ne yaptın başka? Aynı Özgür, ne yapayım ya? Dün ne yaptın dün? Uyudum erkenden. İyi yapmışsın. Ben de vallahi erken uyudum ya. Erken uyanıyorum. Uyuyorum, erken kalkıyorum. Çünkü işim oluyor, gücüm oluyor. Onlarla uğraşıyorum bilmem ne. Mecbur. Evet. Uykumuzu almamız gerekiyor. Normalde ben uykuyu fazla aramam ama. Çünkü uyku zaman kaybı oluyor aslında benim gözümde. Anladım. Hayırlısı olsun Özgür. Uyumak iyidir ya. Uyumak iyidir da yani. Evet. Bir ayarlayalım da bir şeye gidelim dayı. Mangala falan gidelim. Sohbet muhabbet edelim. Giderik inşallah. Sende bir dalgınlık var dayı ya. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Kafam başka bir yerde gibi ya. He ya işte işlerim güçlerim olduğu için onlarla vakit geçiriyorum. O kafam Allah. Onlardan gidiyor. Oh ne de güzel koktu kokoreç ya. Of be lan, bu Hakkı harbiden güzel kokoreç yapıyormuş ya. Ya pardon, şunu açar mısın? Dur kardeşim. İnanılmaz. Dur yardım edin. Kutusundan yapıyor bu. Gördüm, sordum. Tamam. İnanılmaz bir tadı var ya. Hakkı ya, yap bakayım Özgür'e de yap bir kokoreç. Valla Özgür sen nasılsın? Yok ben kokoreç yemem. Valla çiğ köfte kelapaçı. Çiğ köfte yerim. Hele bir yapalım bakayım. Çok güzel, çok güzel. O kim ya? O kim bakayım arabayı sokacak ağzımıza? Çiğ köfte soracağım, ne kadar çiğ köfte satıyorsun? Efendim? Ne satıyorsun? Araç satıyorum, çiğ köfte, balık. Heh, 1000 liraymış Hakkı. 1000 lira mı? Daha ucuz bir şey yok mu ya? Çiğ köfte 1000 lira olur. Yarım yapan 500 olsun. Tamam 500 olur. Tamam. Hele Özgür sen ne istiyorsun? Senin mi çiğ köfte? Ben de çiğ köfte istiyorum. Ona da bir tam 1000'lik yapamaz. Yap bakayım. Bak ben geldim, tükana uğurlu geldi ayağım Hakkı. Sen bir zıpla Hakkı, bir zıpla. Hakkı bir zıpla Hakkı. Hele ayran istiyorsunuz yanında. Nasıl canlandırdın buraları ya? Nasılmış şey? Güzel yapmış mı? Bak çok güzel. Anlatamam. Oo iyi, afiyet olsun. Çok güzel. Benim aracı normal garaj almış. Bunu biz gerçeğini yapıyoruz. Neyse ters öndürüyor. Bana komiserim. Süt tuzusu gerçekten bunun gerçek süt tuzundan yapılır. Yağına mağına eritmişsiniz. Tabii. Ama ben bunu normalde İzmir usulü yerim. Bak. Ben zaten İzmir usulü kesmişim onu, iri kıyım. Zam biliyorsun bunu, tamam. Kokoreç zaten yarım yanmaz. O tuzumu ben bir tane yerim, bir ekmek yerim. Valla doğrudur. Özgür Bey, benim ayran sizde kaldı. Ben size biraz önce uzattım ayranı da. Özür dilerim. Uzattım biraz önce yani. Görmüşsünüzdür belki. Şey yaptım ya, o kapağını açtım, size tekrar uzattım. Ya, ileride bir şey oluyor galiba lan, bir iptal edeyim oraya. Hakkı ücreti al hakkı. Ha öyle olur bir şey. Hala memurum. Bir dakika kardeşim ben geleceğim. Ben buradayım. Ben de geleceğim dedi. Kaçmaz ki polis memuru. Ondan zarar gelmez. Hele kokoreç 2000'den kitleyeyim ben. Ha kitleme yok, öyle bir şey yok ya, kitlemek ne ya, ederi 2000 işte. Ben işte ben lafın gelişi demişim, ederi 2000. Ha 2000. Ha. Bak ben geldim, dükkanı nasıl canlandı. Vallahi ya. Ha. Oğlum sen. Ya. Neler dedin sen, araba mı alacaksın? Hakkı bir zıplasana. Asik. Nereden dedi? Tamam. Hani bizim çiğ köfte nerede? Hala dur verem yapalım. Unutmuşum. Hala Özgür, ayran da isteyin. Yok ya, ayrana gerek yok. O çiğ köfteyi ben acılı seviyorum direkt. Acılı yiyeceğim. Güzel olsun. Al. Tamam dur. Senin şey kaçtı? Dur bekle. Bizim borcumuz da kardeşim. Ola bindir. Al kardeşim. 70'ti değil mi senin şey? Ha 70'tir. Al sana da paramız nasip olsun. Ola sağ ol aslan kardeşim. Al kardeşim. Güle güle harca. Eyvallah. Oh afiyet olsun Özgür, bol bol et olsun. Eyvallah eyvallah dayım, sağ olasın. Elinize kolunuza sağlık, işiniz gücünüz rast gelsin. Bizim ekmeğinin peşine koşan adama her zaman desteğimiz vardı. Bunlar ne yapıyor ya? Eğleniyor çocuklar, değme ya. Ya ne eğlenme, böyle eğlenmek mi olur ya? Delikanlı adam öyle mi dans edermiş, bu nedir ya? Aman zaman hele çık da göster, halay göster. Bir de havalar da soğudu, çıplak çıplak takılıyor. Bunlar kim? Bunlar neci? Bak dükkan nasıl kalabalıklaştı Hakkı. Ola hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Çok güzel kokoreç. Tabii canım tabii. Bak şimdi Emre. Dayı bize de bir sarı bak. Ola senin ağzına sıçar. Lan ne yaptılar lan çocuğa? Temizler hareketi yapıyorsun. Hele dede telefonuna bak, telefonuna. Heh bakıyorum. Selamlar. Kanka abi kelime vuruyorsun. Kaşınıyorsun ama. Kaşınıyor. Selim abi kaşınıyor şu an. İstediğini yap yani. Bir daha vurursa al bence. Biraz. He uşaklar bak çok güzel arabalar var, satlık haberiniz olsun. Bunlar mı? He bunların hep satlık arkadakiler. Teaser. Bak. Bak şu iyiymiş aslında. İnanılmaz ya yok. Öyle yemişsin bitmiş. Valla. Bir yarım daha isteyeceğim de görev başındayım daha. Amirime önerdim, o geldi. Ne kadar kokoreç? Ya valla kokoreç 2000 dolardır. Ne? Öyle. Baba ne yaptın sen, bizi soyuyor musun ya? Cabbar dayı. Efendim? Valla Cabbar dayı soru kaça bırakıyor? Hele sana memur meleşenin çok sesi orada. Dur bir dakika şuna bir şey yapayım. Memur. Fiyat tarife söyle ya. 2000 liraya kokoreç mi olur ya? Valla size 1500'e sarım, hala bize 1500. %20 kamu personel indirimi var, onda hesap et 1800. Yok 1800'e sar. Valla 1500'e saram, siz onu boş verin, 1500'e. Bak bunun kalori fiyatı 100.000 0. Hala ayran da vardır 250 dolar 1750 dolar. 100.000 kalori fiyatı var, ben buna da 47.000 masraf yaptım, 147 sana 125'e bırakayım temiz. Kıstan önerim var mı? Fiyatı merak ediyorum. Vardır gel veren. Low rider var zaten de güzelmiş. Geçir bari sesini hayran kalın. 100.000 kalori de işte bu ya. Ya o kadar para vermem yani ben bunu. Ben daha hızlı bir şeyler lazım. Tamam. Ama işte bu da işin görür. Ama değerlendi bunlar o yüzden. Boğacıkları çürümüş. Eyvallah. Düşünürüz. Daha da indirim yaparım yani düşünecekseniz. Ya bro. Ya işte senin bir yerde gözün fena olsun. Bak bunu beyaza boyadın mı var ya. Vay yavrum. Bir 4-5 tane soygun yaparsan. Arkaya gelirse bir şey soracağım. Ondan sonra anlayacaksınız niye bu kadar pahalıdır. Oo yürek yemiş lan o. Bak arkadakini sarım sana 400'e. Nasıl? Şu yeşil alalım. Tamam şey yaparız. Oy oğlum herif. Burada bir telefonla görüşeyim bir saniye. Kerem CN CNBC mi? CNBC SNBS. Böyle bir kanal vardı eskiden. Hoş geldin. Murat. MPRP'ye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Ortalık bir hareketli. Bir dakika, çekil. Çekil abi. Hele göbek adım da hakkıdır benim. Al bakalım, Burası 800. Yok. Personel indirme falan 800 dedi bana. Bana 1800 demişim ya. 1800 ya memur siz de ama adam mı sıkıyorsunuz ya? Ya burada bir affedersiniz ama yani bu durumu biri yapılıyor, konuşamıyorum öyle şeyde. Benimdir affedersin. 1800 lira ben burada kokoreç yedim ya. Yarım yedim bir de tam yesem. Tüm maaşımı bırakacaksınız buraya. Ya aman ya herhalde yeni geldi bu şehre ya. Yeni mi geldin sen? Bu yeni tweet ne? Atandık, yeni atandık da bu kadar pahalı olduğunu nereden bileyim? Koydu. Vallahi öyledir, yapacak bir şey yok. Emeğin karşılığı bu ya. Siz orada ne oturarak kaç bin para kazanıyorsunuz? Ya valla memurum bak şöyle söyleyeyim. Ben bunu versem 300-400'den bu dükkan işte. Mesela ben Cabber dedeye zaten kira veriyorum değil mi Cabber'e? He 3000 kira veriyor bana günlük. Yani ne diyeyim ki yani Cabber dede gerçekten biraz bu fiyatlarda indirim yap ya. Ya işte kamu personel indirimleri var ya. Daha ne istiyorsun? Hala $300 indirmişiz. %20 indirim var %20 kamu personeline. Cabbar dede yani. Yani ne diyeyim ki ben sana yani. Ya bari... oğlum bu ayağını alışsın ya bir dahaki seferlere daha ucuz yaparık neymiş? Bir dahaki sefere gelir ben binde yani ben kokoreçi 10'a yerim 20'ye yerim yani fare bağırsa olsa yerim yine dayıcım ama gelmişsin burada bana kuzu kokoreç tamam 10 numara bak senin elinin isot diyorum yani baharatların 10 numara. Kendin yapmışsın. Süt kuzusundan yapıyorsun. O daha güzel. Zaten gerçeğidir süt kuzusu. Ama ben bunu 2000 lira verince benim bilgisayarım acıdı. Yani. He bak sen bu biliyor musun bu çocuk sabah kaçta kalkıyor malzemeleri kaçta topluyor kaçta yakıyor. Hele sabahın 5'ine kasabaya gidiyorum orada kuzuları hele taze keseyim. Hele ondan sonra gelem 9'da dükkanı açacağım sabah 3'e 4'e kadar ben buradayım. Hele ayaklarım su şişiyordur vallahi. Yani sen de haklısın, ama ne yap? 100 yap, yani 50 yap. Bak bu çocuğun yüzündeki karalığı görüyor musun? Bak karalı yanmış, yakmış güneş bunu kavurmuş. Hele araba döndük araba. Bak benim yüzümdeki yana bak tamamen tükanda geçiyor bunlar. Ya ben senin yüzündeki yanın bence emek kul hakkından. Kul hakkı dayıcım. Kul hakkı dayıcım. Tüpten. Emeğimizin karşılığı bunlar emeğimizin. Onlar tüpten dolayı. Tüpün zararları. Kul hakkı da yedim ben yani biraz dedim ya bunu işte insanız işte 2000 liraya yemek yedim ben ya hayatımda. Ben ev masrafıma 2000 lira ödemiyorum öyle diyeyim dayı. Ya işte neyse ver çocuğun hakkını da boş. Verdim. Bana 800 vermiş. 1000 daha vereceksin. Verdim 1800 verdim güzel kardeşim. Para kaldı. Tamam o zaman. Gelmiş hele görmemişim arka cüzdanımı sıkışmış. İyi o zaman. Valla bir daha geldiğinde indirim yaparız. Sen şu köftelerin parasını aldın mı Hakkı? Bir daha geleceğini sanmıyorum ben. Almamışım hele Özgür'den 1000 alacaksın doktordan da 500. Ben doktordan almışım. Çiğ köfte 500. 1000 mi? Klasik mi? Özgür'den 1000 mi alacaksın ben daha yemeğimi yemeden parasını ödedim. Tamam mı? Valla. Şimdi moruk. Duydunuz mu? Hala Özgür parayı vermiştir dede. Bana bir şey vermedi. Merhabalar. Bana verdi bana. Dede ben arkadaşa gönderdim ya. Valla tüken bunun arkadaşım benim karışmam. Oo Yusuf ne haber? İyiyim. Siz nasılsınız? İyidir adamın dibi. Siz de bizi konuşma oğlum. İsmim Sato benim. Sato da siktir et. Ya ben yine aramızdaki o mesafeyi korumak istiyorum. Çünkü burada böyle samimiyetle geleyim dedim. Bana Sato dedin diye sana pandek atacağım halim yok ya oğlum merak etme. Tamam Sato Bey. Nasılsınız siz, nasılsınız? İyi. İyi, senden ne haber, nasıl gidiyor balistik? Ya iyi işte, koşuşturuyoruz. Yeni böyle bir kim insanlarla tanıştım dedim. Bir aynen. Kokoreç yedim dedim. 2000 lira verdim ya. Olsun, iyidir ama kokoreçleri. Çok şey iyi, mı? Çok... İçinden geçiyorlar mı senin polisler? Yok, dur. Geçmiyorlar Allah. Yavaş yavaş. Yavaş ama. Lan öldüm lan. No way word, no way word. V kelimesini etme. Bak, sakin ol, V kelimesini etme. Sana ne? Buna konuş. Tamam. Saygı. Ya isterseniz kenara çıkın, trafiği kapatmayın. Bakayım arkada araba var mı? Teoman. Oo, trafik varmış, dur kenara çekeyim. Dur geliyorum dedim. Espri de yapıyor kavat. Tamam buyurun. Öyle de demez. Buyurun buyurun. Hala bir gelir misin? Sizle özel bir şey konuşmam lazım. Tabii tabii buyurun. Aa, parmak kaldı. He, bak araba var ha, satlık size göre tam çok güzel. Vallahi ben araba... Kardeşim inşallah rolün onaylanır da permini verirler. Sen de Multiplayer ailesine gelirsin, roleplay'e. Beraber rol yaparız. İyi olur yani. Hani sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Şehirdeki benim adım da, buradaki roldeki adım da Özgür. İyi yapmışsın. İnşallah, inşallah. Ege, bir saniye. Ege Arda. Ege Arda. Giz. Hadi bakın, role devam edeyim şimdi. Böyle. 1500. Şunu al. Hı. Bölüşülecek mi bu? Bekle. Bir de bunu al. Hı. Bunları kulüp arasında bölüştür. Okey. Yüksek fiyattan bölüştür işte. Tamam. Ha, bugün böyle benim arabam çalındı, tamam mı? Sana, bana ne ya? Tamam, ne konuşuyorsun sen? Komik bir şey arabanda. Komik bir şey. Ortasından konuşmayalım arkadaşlar. Gülmek istemiyorum. Tamam. Beyler ricamdır yani, trafiği kapatmayalım. Gelin Belgrad maymununa benziyor. Şu an orada araç olduğu için yolu kapatmıyorsun. Yol zaten kapalı. Anlamadım. Şuna bak. Şuradaki araç sakızlı gidiyor zaten mal. Maymuncuları ne zamandan beri şırdancı yapıyoruz ama. Şu araç zaten kapatmıyor mu tabii şu? Kapatıyor ama farkındaysan kenara çekmiş bu durumda. Yani yine bir solundan akış devam ediyor. Biz de arabanın önünde dikinek o zaman. Bak şerit bak gel top memur memur. Buradan tamam. Geçecek araç bu aracın yanından geçer zaten. Ama tamam. Şu yerlerden geçmez. Tamam. Estetik yapabiliyor musunuz? Bu ne? Yapıyoruz. Bu eleman harbiden maymuna benziyor. Tantuni. Yani. Ha. Sato. Ya gelin. Sato. Senin bir balık borcun var aslında ama. Pahalı oldu onunki. Balık borcum mu var? Memur. Kime göre? Çiko'yu çalıştırdığım gün balık aldırdın daha Çiko'dan. Böyle sanın mı hanımefendi beyefendi? Vermeden gittin, onu unutmadım sanma. Gel efendim. Elimde çok güzel tek taş pırlanta vardır. Kendisine ben zaten aldım kendisine. Bakın bende var zaten. Böyle bakın hele çok güzeldir başına. Ne oluyor lan? Bunlar ne yapıyorlar ya? Oradan oluyor. Uuuu çekil. Bu kadar şanslı da posta koymaz. Kaldır Şahin gel. Şahin gel. Çekilin. Hadi burada kavga ediyorsunuz da bu maymun ne arıyor burada? Savuş abi bana niye vurdun lan? Aga vurmadım oğlum. BK41 konuşuyor. BK41 konuşuyor. Otelin önünde bir kavga var, intihar edersiniz. Oğlum adam kendi kendine bayılmadı mı ya? Şekeri düştü. Komiserim adam kendi kafasına vurdu galiba, ben de gördüm. Allah Allah. Uzaklaşın. Çok uzaklaşmayın, ama. Beyefendi sen çok uzaklaşmıyorsun. Arkadaşlar. Yusuf. BK41 konuşuyor, bekliyorum abi. Yusuf. Konuşurum ben onunla, o biraz şeydir. Şimdi adam 30 sene içeride yatmış oğlum, normaldir, birazcık sosyal ilişkileri zayıf. Doğrudur. Hala maymuna da benzeyim ama doğru söylüyorum. Yorum yok. Hoş geldin delikanlı, karnını aç mı? Yok değil dayı sana. Aman hiç yemeyin. Para az geçmesin. Ben bir gideyim konuşayım işte, öyle de öyle demesin sana, yazık günah. Heh git de çocuğu muhtaç etmeyin ya. Ne haber lan çaylak? İyidir senden ne varmış? He bu Berk'in de verecek var ama işte neyse. Vereceğin mi var? Bak yine kavga ediyorlar ha. Ulan ulan ne oluyor lan orada? Ulan Allah bela suratım gitmiş. O bunu. Lan. Amına koydum. Kimi sikiyoruz? Bravo. Kimi sikiyoruz? Ya ben niye yedim bu teaser'ı? Kimi sikiyoruz? Adama vurdunuz. Adama. Kalk hadi kalk. Kalk ayağa kalk. Hadi azıcık daha vuralım lan kalk. Ortalık karıştı. Toplan ortada. Meydan dayı abi. Ellerini başın üstüne kaldır ortada. Birleş. Ben dürtürken. Toplan ortada. Ben olayda yoktum ki be. Ben de olayda yoktum. Tamam ben... ellerini başının üstüne koy. Eğil. Ben yumruk atamadım ya. Atabilseydim iyiydi. Hayır biz niye tutuklanıyorsun anlamadım ki amına. Ben de anlamadım ki. Ben sadece ellerimi kaldırmak istedim. Lan saksı çekme push. Hayır ben niye mi? Arabayla yedim ben. Dur olaylar karıştı. Meydanda yağ çıktı otelde. Kafamı taser'la. Ya kusura bakma orada heyecan yaptım. Şimdi çocuğa meydanda yağ. Sabit kaldı herkes yerinde. Hayır bana bir şey olmadı da. Adaman olmuş lan yerde yazık. Ulan Teo. Kelepçeli arkadaşlar. Dayı nasıl susuyor? Yeşilliğe ayar oldu. Ya dayı sesine hastayım ya. Olay diye bana patladı ama. Dayı geçen gün senin rehine almışlardı. He valla onlar sizsiniz. Aaa yo dayı. Üşüyordum lan ben. Tamam. Ulan yerde yatan adama kelepçe mi takacak o? Bir kenara gelme şansım var, bir kenara gelme şansım var. Adam ölüyor burada şu an. Önemli ama, önemli ama. Oğlum ağrıyor lan kelepçe. Ulan kardeşim burada. Lan hele vicdansıza bak ya, hele vicdansız. Adamın üstüne çıkalım. Bana da geldi. Bana da geldi. Hadi AK gelsin. Kandı gibi az önce posta girişli bayır. Çabuk. Ben geliyorum, araç kazı çarpma raporu aldım, dava açtım. Tamam açarsın. Deeeem başı ağrıyor. Ya. Çarptı. Lan Yiğit senin koltuk altın niye öyle? Nasıl lan? Siyah oğlum. Terledim. Kapat şarkıyı. Terledim kanka. Çocukken oynadık mı Mario? Diyor ne diyor bu deliler? Bir bölgeden uzaklaşın. Ama toplanın diyorsun. Bilmiyorum. Ararsın beni. Beyefendi kendini. Hele bu arada polisin görüşeceksiniz. Ben tanımayayım bilmeyen görmedim. Tır geçmiş. Hele veriyorum. 317 tire 32 75. 317. Aa adın ne? Tamam. Hakkı. Arihine Hakkı diye kaydediyorum. Öyle mi ama? Vodka'nın da çok ya. Adamı aldılar gidiyor ya. Adamı araba çarp düşürdü. Efendim. Hele sen şuraya gel, ben sana emaneti vereyim. Gel. Hadi bakalım. Hastaneye gidelim yanında. Hastaneye mi götürüyorlar? Bilmiyorum. Hele bakayım bankada kaç var. Hele dedim. Lan o kıyafetlerin rengine bak, öyle dölümün rengine benziyor. Arkadaşlara bakın. Sen ne alacaksın abi? Bir daha. Can büyük çık. Öyle tamam. Ortalık nasıl karıştı bir anda böyle ya. Of, adama mı çarptı, ne yaptı? Var ya. Kahkaha atıyor o da, biliyor musun? Ya onlar şöyle bir durum var. Bir saniye. Bir tane spor araç var. Onu test ediyorlar. Motoru da çalıştırayım. Sağa sola bakayım ya. Şu kimmiş? Dayı nereye gidiyor? Yeşil ışık yanıyor. Geçeyim. Şöyle bir gideyim. Sivil bir polis aracı geldi. Evet evet. Lamborghini'ye benzeyen bir tane araç var. O dün benim peşime takıldı. Ya benim peşime takıldı. Sağa giriyorum, sola giriyorum, ara sokaklara giriyorum. Lan dedim bu herhalde bize dedim ateş edecek veya dedim bir olay olacak dedim. Ondan sonra polisten kaçıyorum. Bilmiyorum ki aracın içinde polis olduğunu. Durdurdular neyse sağa çektik. Ama bir baktım bizim şeymiş Selim polis memur. Ondan sonra konuştuk dedim ya dedim peşime takıldınız. Tamam ben de hız yaptım ama hani ne bileyim dedim adam bizim peşimize takılan öyle insanlar olabiliyor. O şey Lamborghini deneme amaçlı gelmiş bir araç. Test ediyorlar onu. Daha sonra belki polis aracı olacak çünkü diğer araçlar polis arabalarından daha hızlı gidiyor diye polis araçları biraz hızlı yaklaşsın, olaylara hızlı intikal etsin, buraya hızlı gelsinler diye. Onu test ediyorlar. Server'da normalde şu anda 35 kişi var. Bakın sağda solda biri var mı? 35 kişi var. 35 kişi saat 8'den akşam böyle 11'e, gece 1'e 2'ye kadar 50-60 kişiyi buldu oluyor. Yani 50 kişi, 60 kişi oluyor genelde saat 8'e falan. Çok kalabalıklaşıyor. Bu saatlerde de yani iyi bir şey mesela. 34 kişinin oyunda olması bence iyi bir şey. 3 tane sağlık görevlisi, 6 tane polis var şu an için. Şu an itibariyle bak karşıdaki çizim uzaklığından görebiliyorum. Motor karşıdaki incel araçlar. Cabbar Kullik ilan vermiş. Şu anda 34 kişi var. Öyle. Benim görevim de burada belediye başkanının yakın koruma alımı yapıyoruz. Adım oyunda da Özgür Demir. Karakterimiz şöyle. Böyle delikanlı, mert, dürüst, özü sözü bir adam. Yürekli, delikanlı bir adam böyle. Hani karakterimiz şey o. Polise karşı gelmeyen, yasalara uyan bir adam. Bu kim? Bokere çalır diyor. Hakkı! Hakkı! Hakkı ne oldu? Ne oldu? Arabayı oraya... He? Ben minibüsü oraya çekeceğim. Ha karşıya çekeceksin. Tamam. Ben de daha yeni bir sıkıntım oldu dedim ya.